Değerli izleyiciler, Galatasaray Divan Kurulu'ndan geliyorum. Yıllardır giderim yani, kaç 17 senedir Divan Kurulu üyesiyim. Divan Kurulu üyesi değilken de dinlemeye giderdim. Bugün mahşeri bir kalabalık vardı Divan Kurulu'nda, şimdi kadar pek rastlamadığımız oranda. Niye? Yeni yönetim var, yeni başkan kendini ifade edecek ve eski başkan Dursun Özbek de divana girecek dediler. Bayağı kalabalıktı. Neyse, başkan kalktı, Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ın durumunu anlattı. Denetçilerle ben biraz ayaküstü sohbet ettim ve Dursun Özbek'in yaptıkları konusunda bir başkan anlattı. Başkan kürsüde kibarlığından, zarafetinden, Galatasaray'a zarar vermeme endişesinden kısaca geçti. Kısaca geçtiği bölüm bile bir vahim. Dursun Özbek'in Galatasaray'a yapmış olduğu zararlarının bir bölümü. Galatasaray'ın elini kolunu bağlayarak gitmiş. Alacak miktarlarını şişirmiş, ne demek bilmiyoruz. Kulübün kayıtlarında görünen alacak miktarı farklı. Dursun Özbek'in alacak miktarın dediği miktar arasında ciddi bir fark var. Bunun dışında Dursun Özbek'in kulübe 28 milyon TL'de şahsi olarak borcu var ve bunlar anlatıldı. Ben de denetçilerle konuştuğum zaman hesaplarda inanılmaz eksikler, hatalar olduğunu, defterlerin çok kötü tutulduğunu, 56 sayfalık borç listesi olduğunu falan anlattı. Bunlar dert değil, bunlar bütün kulüplerde var. Fakat sonrasında Dursun Özbek'in yaptığı başka bir rezillik ortaya kondu belgeleriyle. O da kulüpten bir alacağı olduğunu söylüyor. Dursun Özbek'e göre 100, Galatasaray'a göre 86 milyon TL. Dursun Özbek bu alacak için 3 ayrı yere Galatasaray'a blokaj koymuş. Galatasaray'ın hisselerine, ki Galatasaray bu hisseleri kullanarak bankalara pazara gidip borçlanma imkanı elde ediyordu. Galatasaray'ın hisselerine tedbir koydurmuş, bunları kendine tebrik etmiş. Bundan doğan 1 milyon liralık masrafı da normalde kendisi ödemesi gerekiyor. Alacaklar öder bunu çünkü genel olarak Galatasaray ödetmiş. Bunu geçin. Aynı alacak için Galatasaray'ın emlak konuttan, TOKİ emlak konuttan alacağı olan paraya temlik koydurmuş, haciz uygulatmış. Ayrıca bunlarla ilgili kendine çeşitli vadelerde senetler yazmış. Yani aynı alacak için 3 yerden Galatasaray'ın elini kolunu bağlamış ve bütün borçlanma imkanlarını, bankalardan kredi imkanlarını ortadan kaldırmış. Yine başka rezaleti, Galatasaray normalde bankalardan %11-12 ile borç alırken bu gidip bir takım bankalardan %30'larla, %25'lerle, %27'lerle kredi kullanmış. Bunu da kimse anlamıyor. Şimdi bunlar olmuş bitmiş. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra, bunu anlattıktan sonra Dursun Özbek büyük bir, ne diyeyim, utanma duygusu olmayan birisi gibi çıktı kürsüye ve bütün bunları anlattı. Savundu. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diye. Getirdiği bir grup vardı orada. Bunlar kendi grubu böyle arkadaşları. Alkışladılar. Galatasaray'a nemalanan insanlar bunlar genellikle. Galatasaray Dursun Özbek tarafından iş verilen, şu verilen, bu verilen insanlar. Alkışladılar. Daha sonra Galatasaray'ın saygın isimlerine ve Galatasaray'ın ekonomi konularında, hesap kitap konularında hep iyi konuşmalar yapan Halettin Kozak çıktı. Dedi ki, başkan sen bizi kandırdın dedi Dursun Özbek'e. Çünkü Dursun Özbek, Flori ve Rivan'ın satışı için genel kurdan yetki isterken yaklaşık 500 milyon dolarlık bir gelir vaadinde bulunmuştu. Çıkarmıştı. 200 milyon dolar Flora'dan gelecek, 300 milyon dolar Riva'dan gelecek diye. Bunları belge olarak saklıyoruz zaten hepimiz. Bir basılı evrak olarak dağıtmıştı üyelere ve de üyeler de destek vermişlerdi bu projeye. Fakat bugünkü gelen paranın, Dursun Özbek'in altına imza attığı anlaşmada bu miktarın dolar değil TL olarak gerçekleştiğini, sözleşmeye dolar değil TL olarak yazıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Ve bunu tarafsız, hatta büyük ihtimalle seçimde belki de Dursun Özbek'e oy vermiş bile olabilir, Halettin Kozak ortaya koydu. Dursun Özbek utanmak yerine çıkıp kürsüye bir kez daha çıktı. Bir kez daha yalanlarını anlattı, gözyaşları döktü. Ya benim Dursun Özbek'e bir tavsiyem var. Galatasaray Dursun Özbek'i kesmez. Yani kürsü performansı muazzam. Hiç gözünü kırpmadan gerçek dışı şeyleri anlatabiliyor. Hiç gözünü kırpmadan geçmişte söylediklerini inkar edebiliyor. Hatta hata yaptım, kandırıldım falan demeyi gereği bile hissetmeden ben demedim diyebiliyor. Ben yapmadım diyebiliyor. Veya olmayacak bir şeyi olacakmış gibi anlatabiliyor. O yüzden benim Dursun Özbek'e bir tavsiyem var. Çok acil bir şekilde siyasete girsin. Türk siyasetinde Dursun Özbek gibi birisi
emin olun çok büyük iş yapar. Yani hangi partiye girerse girsin, hiç fark etmez. Onun için de fark etmeyeceğine eminim zaten. Yani en sağdan en sola kadar hangi partiye girerse girsin, bu performansla büyük bir hızla parti liderine yükselir. Hatta kuvvetle muhtemel, eğer biraz böyle medyayı kullanmayı biliyorsa, ki bildiğini biliyoruz, Galatasaray Kulübü üzerinden çeşitli gazetecilere para aktardığını çeşitli yöntemlerle de biliyoruz. Medyayı da kontrol eder. Çünkü bu konuda tecrübesi de oluşmuş vaziyette. Nasıl aktarıyorsunuz? Bir gün onu da size ayrıca anlatırım. Yani hangi gazeteye nasıl para aktarıyor diye soruyorsanız aktarma yöntemlerini anlatırım size ama hemen siyasete girsiniz Dursun Özbek. Çünkü çok kısa sürede bir partinin genel başkanı olacağını ve eğer bu ağlamalı, sızlamalı, zırlamalı üslubuyla yapacağı konuşmalarla kendisini nasıl heba ettiğini, kendisini nasıl bu aşkla yaptığını anlatacağı üslubuyla kısa süre içerisinde Türkiye'de önemli bir iktidar partisi haline getirebilir içine bunu partiyi. Öyle bir adam Dursun Özbek. Evet, bu videonun sonuna geldik. Diyeceksin çok Dursun'dan bahsediyorum. Vallahi takıntı haline gelmeye bahsediyorum ama başka şeylerden de bahsettiğimizi izliyorsunuz. Eğer abone olduysanız daha farklı konularda girdiğimizi biliyorsunuz ama Galatasaray belası bu Dursun Özbek'ten tam anlamıyla kurtulana kadar ben zaman zaman bu konuyla ilgili başınızı ağrıtacağım. Sizin de özellikle Galatasaray'ın da bu konu büyük bölümünün samimi, hakiki Galatasaray'ın da benimle hemfikir olduğunu biliyorum. Zaten o yüzden de çok da bu konuyla ilgili tebrik alıyorum, teşekkür ederim. Bugün divanda bile sarılıp sarılıp öpenler vardı. Siz de sarılıp övmüyorsunuz ama en azından abone olup buraya destek verebilirsiniz.